Yani biraz tabii sizin şeyinize, zevkinize uygun değil ama çocuklar beğenmişler. Yani tabii biraz sıradan olmuş ama güzel. Güzel yani. Önemli olan sizin beğenmeniz zaten. Evet, çok beğendik. Bir de çok güzel sürpriz yapmış Onur. Beraber beğenmişler bunlar. Ondan sonra sabah kapı çalınıyor. Lan dedim, ne bu böyle? Bir açtım ki bayağı getirmişler servisten, mobilya servisinden. Ay canım benim Emir'im. İsterseniz Emir'i daha fazla rahatsız etmeyelim de içeride sohbetimize devam edelim. Hadi siz geçin. Neden? Yani çocuğun etrafında öyle yok, toz gürültü olmaz. Yok, kulağı da duymaz o kadar. Ay niye duymasın ayol? Duymaz olur mu? Yani çocuğun kulağı yok mu? Var. Geceleri uykusu nasıl Lale'cim? İyi vallahi, gündüz gibi sakin. Henüz geceyi gündüzü ayırt edemediği için. Ona her gün. Ay evet, ben unutmuşum. Geceyi gündüz ayırt edemez tabii. Ay yok, geçmiş zaman işte, tabii sizde pratik çok. Tabii. Ben çocuklarımı kendim büyüttüm, kendim emzirdim, kendim yetiştirdim. Dadısı zor olmadı mı? Hayatta kolay olan ne var ki Allah aşkınıza? Ama ay, ne yalan söyleyeyim, ben Lale'de çok rahattım. Lale aynı Emir gibi. Aynı huyu, pırıl pırıl maşallah. Şey çok fenaydı. Nilüfer, sana hep deyip dururum ya. Ay ya, iyi ki Nilüfer'e benzemedi diye. Nilüfer bir kolikti. Ne koliği? Alkolik. Ayol kolik kolik. Ay siz bayağı turist gibisiniz. Şey gazlı çocukları denir ya. Ay ben hiç duymamıştım. Onur çok usluydu. Ne beni ne dadısını hiç üzmez. Özellikle dadısı çok memnundu Onur'dan. Fikret'in tabii o zaman çok yoğun seyahatleri olurdu. İş seyahatleri. Beni de hep yanında isterdi. Ben de tabii Fikret'le beraber giderdim o yolculuklara. Tabii artık o mu sizi yanınızda isterdi, siz mi onun yanından ayrılmazdınız? Çünkü evlilik gemisini sürdürmek kolay değil, değil mi? Batırmadan batırmadan. Şey ya, biz Onur'la seyahat bizim için zor olur. Yani Emir'i falan bırakamayız burada. Yani tabii aslında böyle düşünmen şu an normal ama 3-4 ay sonra mesela ben emzirmeyi bırakmıştım. Çok rahat etmiştim yani seyahat konusunda da. Ay ne kadar az emmiş. E peki dadının ne zaman sütü kesildi? Onur kendisi bıraktı, istemedi. Biz zorla kesmedik. Ama olsun, siz de ısrar edebilirdiniz. Çünkü erken bir şey. 3-4 ay ne demek canım? Ben zorlamadan yana değilim soygülüm. Ama tabii yurt dışından çeşit çeşit çok besleyici özel mamalar getirttim. Hiç bilemiyorum vallahi. Anne sütünün yerini tutar mı bilmem. Vallahi tutar mı tutmaz mı bilemem ama oğlum takdir edersiniz ki aslanlar gibi maşallah. Onurum benim. O konuda haklısınız, gerçekten tutmuş yani. Ama en çok ben emziye alışınca rahat ettim. Özgürlük alanı açıldı bana, gerçekten çok rahat. Sen de alıştırırsın, iyi olur. Ya ben şey, emzik herhalde 2 yıl falan kullanmam. Yani emziririm. Ay ya, ben çok sıkıldım bu emzirik mevzularından. Ay vallahi sütüm geliyor, siz istediğin kadar emzir kızım. 2 yıl, 3 yıl ne kadar istersen, ben kaçıyorum şimdi. Siz buradasınız değil mi? Evet ha? Evet buradayım. Ha, harika. O zaman ben bir gidip geleyim. Zaten Nergis de uğrayacak yavrum. Tamam anneciğim. Ay vallahi ne güzel sizin de böyle çoluk çocuk kalabalık olmanız. Harika. Gıpta ediyorum inanın. Yani kızlarınızla aranızdaki o bağ, o dayanışma takdir eşrayan. Tamam, teşekkür ederiz. Heh. Sağ olun. Fıstık, sen şimdi yapacaklarını unutma Allah aşkına, tamam mı? Hoşafını içiyorsun. Gaz için de öbür benim hazırladığım çayı içiyorsun. Emir'in de göbek bağını yağlayacaksın biraz. Ay sen bunların hepsini yapamazsın. Yarım saat sonra da süt vermen lazım. Ben durayım da ondan sonra şey yapacağım. Yok anne ya, olur mu öyle şey? Hallederim ben, zaten her şey sıralı. Tabii tabii, biz Lale kızımla her şeyi hallederiz, siz merak etmeyin. Ha, Şerife yoktu o yüzden şey yapamadım. Tamam anne. Tamam hadi. Hadi, hadi sana emanet, hadi. Hadi, hadi hoşçakal. Siz de. Ay. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmeti.